Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Bursa'mızın lezzet mekanlarının Instagram hesabının hem yöneticisi hem sahibi Bülent abi var. Ve neredeyiz? Bursa Kebap Evi Özdilek Park'tayız. Bizi ağırladığı için Özdilek Park Bursa Kebap Evi'ne çok teşekkür ederiz. Bülent abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi, iyisin? Hamdolsun, bu güzel lezzetle karşısında nasıl iyi olunmaz ki? Valla evet, muhteşem. Bizi çok güzel ağırlayacaklar gibi durmuyor. Direkt ağırladılar bile zaten. Bugün çok özel lezzetler var masamızda. Bülent abi, ben daha önce ziyaret etmiştim burayı. Senin evet. De bu lezzetleri tatmanı istedim. Evet. Ve yeni menülerine birkaç farklı yemek daha eklemişler. İlk baştan en herkesin merak ettiği çocuk menüsü. Evet. 3 farklı çeşit çocuk menüsü eklemişler. Çok değişik, evet. Bunun yanında Adana ve Beyti lezzetleri ve tabi Bursa'mızın olmazsa olmazı Bursa kebabı. Evet. Karışık kebap olarak ızgara menüsü de verdiği evet. için Adana, döner, tavuk şiş ve köfteden oluşan bir de böyle karışık kebap çok güzel. Getirdiler önümüze. Evet. İstersen başlayalım. Evet. İlk baştan şu yoğurtlu kebaptan. Yoğurt kebabımız, evet. Ben size hemen şöyle bir takdim edeyim. Bakalım beğenecek miyiz Bülent abi? Beğenilmez mi? Bu Adana'yı yeni menülerine eklemişler. Evet. Ben değişik bunu, evet. Daha önce geldiğimde alışveriş merkezinde Adana kebabı çok yapan yok. Muhteşem. Çok lezzetli, çok güzel. Evet. Aroması değişik. Değişik bir lezzet olmuş. Yoğurtlu olması çok değişik bir lezzet vermiş buna. Hafifletmiş değil mi Bülent abi? Evet. Tadına. Ben beğendim. Şu pidesi bile önemli gerçekten. O da çok güzel. Hayır, sen tabii bizden daha çok gezdin bu zamana kadar. Ki çekim için biraz beklediği halde yine yumuşacık, çok güzel. Değil mi? O tereyağın içine dinmiş. Tereyağı şey, yoğurt onu birazcık yumuşatmış, o tadı güzelleştirmiş. Harika. Ondan sonra ben ikinci merak ettiğimiz şey... Bu çedarlı galiba. Bu çedarlı Adana beyti. Ben de ilk defa tadacağım. Ben de ilk defa tadacağım. Çedarlısını hiç yememiştim. Bakalım. Adana'nın tek tadı güzel ama çedarlı nasıl oluyormuş? Ay lezzet. Ustamızın ellerine sağlık. Evet. Çedar böyle çok güzel bir aroma vermiş ona yani. O kadar güzel ki evet. Ağzının içine eriyip gidiyor. Muhteşem. Gerçekten çok güzel. Bülent abi, zaten paylaşımlarda sen de değineceksin ama ben bu Bursa Kebap Evi Özdilek Park'ı neden seviyorum? Burası fiyat performans odaklı bir restoran. Hem alakart restoran gibi hani lezzetler çok güzel. Hem üstüne fiyatlar da çok uygun. Evet, şimdi AVM'de gelince bile millet fiyattan korkuyor. Fiyatlar evet. Burada çok uygun. Gerçekten çok uygun. Bursa kebabını 32 TL'ye veriyorlar. Bedava. Bedava. Herkesin hitap edecek bir masa. Aynen aynen. Yani hani millet böyle özellik AVM parka geliyorum, böyle kazıklanacağım, çok uçuk pahalı değil. Gerçekten değil. Fiyatlar çok makul. Evet evet. Ve lezzetli. Ben de çok lezzetli buldum. Şimdi ben sana şöyle bir bizim Bursa'mızın Bursa kebabından bir ikram edeyim Bülent abim. Bakalım bunun pidesi nasıl olmuş. Ben daha önce restoranı ziyaret ettiğimde Bursa kebabının etinden de şeyinden de çok memnun kalmıştım. Çok güzel. Gerçekten Bursa kebabı. Ustamızın ellerine sağlık. Yaklaşık 100-120 tane restoran zinciri şeklinde bayileri varmış. Bursa kebabı, evet. Bursa kebap evi olarak. Ve yurt dışında da işte Dubai, efendime söyleyeyim Almanya, Abu Dhabi, böyle yerlerde İran, Irak,
Yurt dışına da açılmışlar. Yerli firma. Bir de galiba kalite ödül belgeleri var bunlar. Evet, IQ2A olarak Bursa kebabı olarak evet. Tek ödüllü Bursa kebabı Bursa evet. Kebap Evi'ne evet. Ait. Şimdi Bülent abicim bir de şu karışık kebaptan ben size köfteden başlayayım ikram etmeye. Siz bana çok iyi bakıyorsunuz. Sen bize lazımsın Bülent abi. Ya teşekkür ederim. Biraz pilavı da tadalım mı? Çünkü bir kaşık meltini de olur. Bu menünün içinde yer alan şeyi biz tadalım ki buraya gelen, bizi takip eden arkadaşlara yol göstermek adına. Çocuk menüsü en özel şey. Buraya da 3 farklı menüleri varmış ama buraya İnegöl köfte menüyü evet, verdiler bize. Döner burgeri var galiba. Evet, döner burgeri var. Bir de köfte gene çedarlı. Evet. Köfte burger şeklinde gene bir çocuk şey sunumu da çok güzel. Çatal çocuklara tabaklara. Bunu çok uğraşmışlar değil mi? Yani tabak farklı, çatal kaşık bıçakları farklı artı aynı zamanda bu Amerikan servise de hem boyama kitabı şeklinde hem bulmaca şeklinde böyle çocuklara yemek beklerken vakit geçirebilecekleri güzel bir şey yapmışlar. Bir çocuklara kitap hediye ediliyor galiba. Evet aynı diğer sürekli hani alışveriş yaptığımız ya da yemek yediğimiz firmalar gibi çocuk menüsünün yanında boyama kitabı tarzında bir kitap da hediye ediyorlar. Ve çocuk menüleri de pahalı değil. Eğer akımı yanlış kalmışsa 31.90 o civarda galiba. 28.90 evet, 30 lira civarında. Pahalı değil. Bir tam da çocukların istediği şey patates atması, pilav, köfte, domates. Evet. Bir de meyve suyu var onun yanında galiba. Evet, bunun yanında he, evet. Bize getirmediler evet. Ama. Biber koyulmuyor. Benim fark ettiğim bir tek o şey. Çocuklar biberi sevmezler. İnegöl köfteleri güzelmiş. Çocukların tam dişine göre. Fazla baharatlı değil. Evet. Yumuşak. Bence çok güzel. Kasap köfte birazcık daha baharatlı. O yüzden evet. Herhalde şeyi seçmişler. Şimdi tavuğundan yiyelim bakalım. Çok güzel. Bildiğin, çok güzel. Bildiğin alevli ızgara gibi. Evet. Burası bir farkı var Bülent abi. Burası AVM'in içinde olduğu için burada açık ızgara yapamıyorlar. Yani mangal kömürü kullanılıp bir ızgara yapamıyorlar. Ben daha önceden mutfaklarını ziyaret ettiğimde gördüm. Sebebini de sordum. AVM'nin içinde mangal yakmak yasak. Onu nasıl çözmüşler? Alttan alev yakarak gene doğal gazlı bir sistem. Üste de şey yapmışlar. Bu lava tavalar var böyle. Döküm tava. Evet. Döküm tava şeklinde ızgarayı kızdırıp ızgara tadını öyle vermişler. Çok güzel. Ya bununla da uğraşılmış yani. Çünkü normalde biliyorsun Bursa kebabında döner sürekli odun ateşinde pişirmeyi bekleriz biz Bursalılar olarak. Evet, bunda elma dilim verilmiş. Bunda çocukların sevdiği parmak patates. Evet. Bu da çok güzel. Ben de deneyeyim bakalım. Pilav da güzelmiş tane tane. Evet. Bence hepsi birbirinden güzel. Muhteşem bir masa. Lezzetler harika. Sunum mükemmel. Bu fiyata, bu kalite. Değil mi? Bu fiyata, bu kalite gerçekten şaşırtıcı. Hem net şimdi inanamıyor acaba bu fiyat olur mu diye ama gerçekten çok güzel. Yani dışarıda yediklerimizden herhangi bir farkı yok ki. Yani. Hatta daha bile iyi olan şeyleri var yani. Çok güzel. Kalınlığı, şeyi bilmem neyi. Bence çok güzel. Yani herkese tavsiye ederim burayı. Ben de bilmiyordum. Değil mi? Sizin sayesinde ben de burayı öğrenmiş oldum. Nilüfer tarafına geldiğinizde uğranacak bir yer. Açık alanları var. Evet. Şu anda serin bu ortam. Çok güzel. Otopark sorunu yok. Özellik Park'ın içinde yemek evet. Katında zaten. İzmir yolu üzerinde. Servisi, sunumu, her şeyle harika. Tertemiz, hijyene çok dikkat ediyorlar. Evet. Beraber gezdik mutfağa. 10 numara 5 yıldızlı mekan yani ve özellikle mutfak ustaları benim ana. Evet, ustamız da hemen kamera arkasında bizi izliyor arkadaşlar. O da bakalım yorumlarım nasıl olacak diye. Yaklaşık 4-5 çeşit tatlıları var.
Evet. Bülent abi. Ama senin isteğinle Bursa Uludağ. Uludağ tatlısından istedik. Kestaneli ve içinin altında dondurma olduğunu tahmin ettiğimiz bir şey. Ondan bir tatmanı istiyorum. Ben onu alayım istersen. Ay. Şöyle bıraksak. Evet, bu güzel süsü olmuş. Altta dondurma. Üstte kestane şekeri. Kestane şekeri. Çok değişik bir lezzet. Bunu da ilk defa yiyorum. İlkler buraya denk geldi. Gerçekten öyle. Çok ağır da değil. Hafif. Çok değişik bir lezzet. Altı Maraş dondurma. Üstte Bursa kestane şekeri. Evet, onun üstüne de fıstık atmışlar birazcık. Evet. Her yöreden lezzetler var. Çok güzel. Bu harika lezzetin üstüne bu. Tam iyiydi değil mi? Üstüne bir de kahve söylerim ben sana. Final muhteşem oldu. Daha künefemiz var. Künefemizde ne bir yudum tat. Ağlamasın sonra arkamızdan. Onu da tadalım. Ama bu gerçekten güzel bir lezzet. Bunları da Melo'ya yeni eklemişler. Firma sürekli büyümeye çalışan bir firma. Ben size bir çatal daha vereyim Bülent abim. Evet, soğumuş tabi biz konuşurken birazcık. Künefe güzel. Çok güzel. Kendinizi yakmıyor. Heh. Önemli olan bu. Değil demek ki pancar şekeri kullanıyorlar bir şeyde. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. Öyle künefeler var ki yediğiniz zaman bu kendiniz yanıyor. Ağır geliyor. Değil. Evet. Çok güzel. Ben daha önceden tattığım için biliyorum ve severek de yiyorum. Benim evim buraya birazcık daha yakın. Sürekli uğradığım bir mekan. Fiyatı da çok makul bunun. Evet, yani burası gerçekten fiyat performans arkadaşlar. Hani herkes diyor ya işte AVM'de güzel yemek olmaz diye. Valla ben burayı tavsiye ederim. Bilmiyorum Bülent abi tavsiye eder mi? Herkese tavsiye ederim. Herkesime hitap eden bir yer. Muhteşem bir yer. Bir de AVM'lerde açık alanda bahçesi ya da terası olmuyor insanların. Ama Bursa Kebap ve Özyelik Park'ın dışarıda terası da mevcut. Yani dışarıda terasta hem hani açık havada sıcak zamanlarda hem açık havada böyle serin serin hem yemeğinizi yiyebileceğiniz hem çayınızı kahvenizi içebileceğiniz BK Kafe adı altında da bir teras gibi bir yer düzenlemişler. Hem bu lezzetleri terasta tadabiliyorsunuz. Evet. Hem de atıyorum yemek yemeyeceksiniz, sadece çay kahve içeceksiniz. Orada oturup tatlı yiyeceğim, dondurma yiyeceğim. Çok güzel. Çok güzel, keyifli bir mekan. Ben hatta drone görüntüleri çektim. Drone görüntülerinden şimdi size bir terası da gösteririm. Bülent abiyle oturduğumuz mekanın, çünkü iç taraftayız biz. Keyifli. Gerçekten fiyat performans odaklı bir restoran arkadaşlar. Ve Bursa kebabını seviyorsanız, pideli köfte denemedik biz. Yani çünkü çok fazla şey var. Çeşitimiz çok oldu. Pideli köfte olsun, Bursa kebabı olsun ve bunun yanında Adana lezzetleri, şu beyti şiddetle tavsiye ediyorum. Şişman burayı sevdi yani arkadaşlar. Çedarlı o çok değişik, özel bir lezzet olmuş. Evet, o özel bir lezzet olmuş. Dondurmalı kestane şekeri çok değişik bir lezzet. Sen onu beğendin. Onu beğenmişsin. Dışarılarda pek olmayan bir şey bu lezzet. Aynen, yani evde zaten yemeyen, yapamadığımız lezzetleri dışarıda yemeye özenliyiz. Bazı kişiler künefeyi sevmeyebiliyor. Aynen. Bunu herkes seviyor. Çok fresh bir tatlı değil mi? Aynen. Fresh, böyle hemen çok hafifçik, 10 numara 5 yıldız. Yani çocuklar bile bunu yaramakta yiyebilir. Yer, evet. Çocuklar çok da sever hatta. Sever. Çikolatalı, kestane şekerli. Sağlığa zararlı değil. Aynen. Çok güzel bence. Bol sütlü, bol da süt tüketmiş olursunuz. Biz Bülent abiye teşekkür edelim. Bizimle beraber burayı ziyaret ettiği için. Ben de çok teşekkür ederim. Bu harika lezzetleri sizler de tattırdığınız için. Ben inanın burayı bilmiyordum. Sizden sayesinde öğrenmiş oldum. Aynen, Bursa teşekkür ederiz. Bursa'ya yerleri gezeceğim ama burada böyle lezzet mekanı olduğunu ben de yeni öğrenmiş oldum. Hem Bursa Kebap ve Özyelik Park çalışanlarına ve yöneticilerine çok teşekkür ederiz. Bülent abi ve beni burada ağırladığınız için. Biz bir de ne istiyoruz? Bursa'mızın lezzet mekanları Instagram sayfasını ve Bursa Gurme 1963 Instagram sayfalarını takip ederseniz
Bizi de mutlu edersiniz. Memnun oluruz. Biz de sizler için böyle mekanları gezip size değişik lezzetleri ve fiyat performans restoranlarını tanıtmaktan onur ve kıvanç duyarız arkadaşlar. Tabii. Bizi takip etmeye devam edin. Bekleriz. Teşekkür ederiz.